fuarların girişinde bakanlığımız standını açmış. 50.'si gerçekleşen Hollanda Utrecht Turizm Fuarı 19 Ocak'a kadar devam edecek. Avrupa'nın 3. büyük fuarı Utrecht'te Alanya'yı Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sidi ile birlikte Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dağoğlu temsil ediyor. Çünkü yeni yılın fuarı Hollanda. Alanya'mızların geçirmiş olduğumuz... Altay Başkan Yardımcısı Dağoğlu fuara ilişkin açıklamasında ülkede gelecek yıllarda hedefin arttırılması, özellikle çift haneli bir yükselme beklendiğini söyledi. Dağoğlu, Hollanda'da televizyonlarda ve özellikle gazetelerde Türkiye ile ilgili güzel reklamlar yapıldığına dikkat çekti. Merhabalar. Hollanda'dan Utrecht'ten Alanya'ya sevgiler, selamlar. 50. kez kapılarını açan Utrecht Turizm Fuarı'nda yine biz Alanya olarak da Turizm Bakanlığımızın 628 metrekare oluşturduğu büyük holde, standta bizler de burada tanıtım çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Dün özellikle çok yoğundu. Sayın Turizm Bakanımız, aynı şekilde Antalya Valimiz ve Büyükelçimizin katılımlarıyla oldukça yoğun bir görüşmeler gerçekleşti. Fakat şu ana kadar özellikle Antalya bölgesinde en çok turist gönderen ülkeler sırasında Hollanda 6. sıradayken bir %10 artışla 410 bin kişi geçen sene Antalya bölgesine tatillerini yapmışlar. Bu gelecek yıllarda hedefin arttırılması, özellikle çift haneli bir yükselme bekleniyor. Türkiye'de ise genelde 1 milyon 100 bin en çok turist gönderen ülke olmuş, 5. sıradaymış. Bunun için 2013 yılında 1 milyon 300 bin sayılarını yakalamışız. Tekrar bu sayılara ulaşılması için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Hollanda'da televizyonlarda ve özellikle gazetelerde Türkiye ile ilgili güzel reklamlar yapılıyor. Türkiye'ye iki tür turist gelmiş. Tanıyanlar, bilenler tekrar tercih ediyorlar. Çok rahatlıkla Türkiye'de tatillerini daha uygun rakama geçirdiklerini söylüyorlar. Bilmeyenler ise korkuyorlar. Amacımız o gelenlerin sayılarını arttıraraktan etkileşim sağlayıp gelmeyenleri de ülkemize çekmek. Çalışmalarımız devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada 2019 değerlendirmesine baktığımızda 51 milyondan fazla turistle kapatacak gibi gözüküyoruz. 2020'de ise bu rakamı daha da yukarıya taşıyarak 58 milyon hedef belirledik. İnşallah bu bağlamda %12'lik %13'lük bir artışta hedefe uygun bir şekilde sürdürülecek bir çalışma sergileyeceğiz şeklinde konuştu. Yine aynı oranlarda %10'luk oranında bir artış öngörüyoruz. Prokuratörlüğü yaptığımız çalışmalarda belirlediğimizde göre göre. Hollanda ve Belçika operasyonları ortak bir kurulu oluyoruz prokuratörlerde. Belçika ile ilgili yaptığımız incelemelerde orada çok büyük bir artış oluyordu. Belçika geçen senelerde aynı hızla bilgiye hazırlık duyurmuştu. Ama bu sene Belçika'da %25 oranında bir mekanizasyonlarla artış oluyordu. Açıdan da çok sevindirici. 2019 değerlendirmesine baktığımızda 51 milyondan fazla turist ve kapatacak gibi gözüküyor Türkiye. Ve 2020'de ise böyle daha da yükselecek 8 milyon hedef belirledik. İnşallah bu bağlamda %13'lük bir artışla hedef uygun bir şekilde Türkiye'ye gidecek. Burada klasik sorularımızın dışında bildiğiniz gibi hem Orta Avrupa ve Doğu Avrupa, aynı zamanda Uzak Doğu'ya geçmekte olan pazarlarda daha çok yatırım yapıyoruz. Tanıtımda da hem Türkiye algısını yükselten hem de tanıtım çeşitliliğiyle hem tanıtım yaptığımız ülke hem tanıtım yaptığımız mecraları her yıl arttırıyoruz Turizm Değiştirme Ajansı vasıtasıyla. Ve Türkiye 7-2'den beri yaptığı çalışmalar da şu anda dünyada en çok tanıtım yapan turizm ülkesi. 2020'de de bunu arttırarak devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da fuara katılarak Türk standlarını gezdi. Ve bakanlığın standı da burada. Röportajlar görüşmeleri burada. Bağlamda Fuara'nın standında gerçekleştiriyorlar.